Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir yoğurt çorbası tarifi paylaşacağım. Dilerseniz hemen başlayalım. Çorba tenceresine 1 su bardağı yoğurt, 3 tepeleme yemek kaşığı un ve 5 su bardağı suyu ilave ederek tel çırpıcı ile pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Ardından tencereyi ocağa alalım ve çorbayı kaynayıncaya kadar orta ateşte sürekli karıştırarak pişirelim. Bu aşamada çorbayı sürekli karıştırmalısınız ki çorbanız kesilmesin. Ayrıca yoğurt yerine süzme yoğurt veya yarı yarıya yoğurt ve süzme yoğurt karıştırarak da kullanabilirsiniz. Kaynayan çorbaya 1 çay bardağı erişteyi ekleyelim ve çorbayı kısık ateşte ara ara karıştırarak şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişirelim. Dikkat edelim, karıştırmazsak şehriyeler zamanla tabana çökerek tencerenin tabanına yapışabilir. Yine su yerine tavuk suyu, et suyu veya kemik suyu ile hazırlayarak lezzetini daha da artırabilirsiniz. Bu çorbayı erişte ile yapabileceğiniz gibi arpa şehriye, tel şehriye veya haşlayıp didiklediğiniz tavuk eti ile de hazırlayabilirsiniz. Son olarak bir silme tatlı kaşığı tuzu ekleyelim ve 1-2 dakika daha kaynatarak ocağı kapatalım. Burada özellikle hatırlatmak istiyorum, yoğurtlu çorbaların kesilmemesi için tuzu sonradan eklemenizi mutlaka tavsiye ederim. Ardından çorbayı 10 dakika dinlendirelim. Biz de bu arada sosunu hazırlamaya geçebiliriz. Bunun için tavaya 1 yemek kaşığı tereyağını alarak eritelim. Yağımıza 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve 1 tatlı kaşığı naneyi ekleyerek kızdıralım ve ocağı kapatalım. Bu aşamada ocağı çok yüksek ateşte açarak yağı yakmamaya dikkat edelim. Yoğurt çorbamızı kaselere paylaştıralım ve üzerine sos gezdirerek servis edelim. Çorbanın sosunu kaselere paylaştırmak yerine tencereye ilave ederek karıştırabilirsiniz. Tercih sizin. Ayrıca çorbanızı hemen servis etmeyecekseniz durdukça koyulaşabilir. Bu durumda servis etmeden önce sıcak suyla kıvamını ayarlamanızda fayda var. Hazırlaması çok kolay, çok lezzetli bir çorba tarifi. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer tariflerimi deniyorsanız sosyal medyada Nefis Yemek Tarifleri sayfasını etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Yine fotoğraflarınızı Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında ilgili tarifin altına eklerseniz sizden sonra gelip deneyeceklere de fikir vermiş olursunuz. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelen tarifleri kaçırmamak için de zili tıklamayı unutmayın. Videoyu vakit ayırıp sonuna kadar izlediğiniz için özellikle teşekkürler.